Bu şehirde buldum buğday ellerini, bu şehirde sevdim badem dillerini. Senle kapattım aşk defterlerini. Düşman, pardon ya, pişman değilim ama sıçtım kederden. Bir daha bu yollar aynı hevesle yürür müyüm? Kim bilir ne bekliyor? Kalır mıyım, ölür müyüm? Arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız abi? Ramazan'a geldik. Mübarek Umre'nin sultanı. Hoş geldi, sefa geldi. Hayatımda her zaman Ramazanların güzel yerleri olmuştur. Sahur sohbetleri olsun, iftar buluşmaları olsun, sinir krizleri olsun. Ben eskiden çok küçükken de bazen tutmaya falan çalışıyordum. Safi günah. Yani şöyle abi, sürekli vaz ettiren, hiç unutmuyorum. Bir gün Akçay'da tutuyorum. İşte Ramazan yaza geliyor demek ki. Bununla alakalı kötü bir söz var. Ramazan ve mevsim değişikliği alakalı ama söylemeyeceğim. Çünkü çok üzülüyorum bunu söylediğimde. Araştırın, bulun kanka, tahmin edin. Ha 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 ha. Neyse, bir gün annem şey hazırlamış. Yemek mi hazırlayamamış ya da tüm yemeğimi beğenmedim. Tam böyle iftar vakti geldi. Böyle yemek mi olur? Ben bunu iftarım açın. Anneme bir saat bağır bağır bağır. Kadıncağız yazık beni götürmüş, şeye götürmüştü. Orada bir ne, Umut pidecisi miydi? Pideciye götürdü kadıncağız. Ne yapsa, rahmetli annem de hayattaydı. Neyse, bugün konumuza gelelim arkadaşlar. Bugünkü konu yine benim. Anasını satayım, düşünmediğim zaman mı? Şey var mı kanka? Ha, yine düşündüğüm bir şey diyecektim. Yine uzun süredir, ya yıllar yılı karakterime çok büyük etkisi olmuş. Bazen mesela daha demin böyle bir şeyleri yazarken hani böyle birkaç tane böyle yani 5-10 tane daha böyle kafamda hani kesin belirlediğim, bunlarla alakalı kesin video yaparım dediğim konu var. Onlara böyle bir gözden geçirken bugün hangisiyle alakalı konuşayım derken şey oldum yani böyle bu şu an mesela işte anlattığım işte geçen videolarında konuştum, genel olarak konuştuğum birçok şeyin şöyle bir şey olduğunu fark ettim. Yani hayatta çok uzun süredir düşünüyorum. Çok uzun süreden kastım ne biliyor musunuz? 30 senedir, anladın mı işte yani? Yani minimum 20 yıldır, 15 yıldır düşünüyorum bunları. Hep böyle kafamda. Bu yüzden çok karakterimi belirleyen, bazen içim daraltıyor bu, hani böyle lan ne kadar az şey düşünüyorum ya da ne kadar çok uzun süre düşünüyorum aynı şeyleri diye böyle. Falan filan, neyse. Abi şöyle söyleyeyim. Hiç başka bir insanın hayatına özendiniz mi? Önce sizden bunu sormak isterim. Yani başka bir insanın hayatına özenmekten kastım nedir? Ben evde oturuyorum. Bizim ev işte çok yalnız. İşte diğer evler çok kalabalık, anladın mı? Camdan işte böyle bakıyorsun. Bir ışık yanıyor. Ya keşke evde olsam. İşte keşke başka bir yerde olsam hissi. Ya keşke bir hayat yaşamıyor olsam da başka bir hayatı yaşıyor olsam. Her şey çok farklı olabilirdi. Gibi bir hissiyatınız var mı? Bugün birazcık bunun üzerine konuşmak istedim. Çünkü benim böyle zamanlarım çok oldu. Olmuştu. Ha bugünlerde artık oluyor mu? Olmuyor. Sanırım yaşla alakalı bir şey mi? Yoksa birazcık kendimi gerçekleştirdiğimi mi düşünüyorum? Ya da yavaş yavaş hani böyle bir şey artık tabii olamayacağını kabullendim mi? Çünkü mesela eskiden biliyorum yani sanki yeteri kadar istersem her şey olacak. Hani vardır ya bu Adidas'ın falan gezi Nike'ın reklamıdır. Eğer istersen her şeyi başarabilirsin. Kapitalizmini de bize arka yolda soktuklarından bir şeydir biliyorsunuz. Her şeyi ne kadar isterse kesin yani. Herhangi fark etmez yani. Bir şey çok istiyorsan başarı kesin olur gibisinden. Neyse bu. Of. Allah Allah, durduk yere, tövbe estağfurullah. Guillaume's Girls. Şey diye düşünmüşsün hiç. Yeteri kadar böyle başka bir hayata sahip olmak istersem, anladın mı? Allah böyle beni bir anda... Ha, onu tutayım, harbiden başka bir hayata geldim. Olabilir, valla ben buna inanıyordum yani. Bir tane daha böyle bir hissiyatım vardı. Aa, bunu da kesin bir gün konuşalım. Dershane, pazar akşamı dershane hissiyatıdır bu da benim. Şey derdim böyle kendi kendime, böyle gözümü kapatın derdim ki... Allah'ım hani beni buradan al... 20 sene sonra yaşın, hani bu sınavlar her şey böyle bitsin. Vallahi kimseye söylemeyeceğim hani başıma bunun geldiğini. Bunu evcil hayvanla konuşurken yaparsın. Yap, oldum böyle evcil hayvan işte. Benim kuşum vardı böyle. Onu diyordum hani konuş. Bir kere konuş. Ben de insan gibi konuş. Kimseye söylemeyeceğim derdim. Aynı oda böyle bir pazarlığımız vardı yukarı tarafta. Ama neyse, dur konuyu çok dağıtmayalım. Başka bir hayata sahip olma dürtüsü. Bu bana nereden geldi bilmiyorum. Küçüklüğümden beri böyle
çok Amerika şeyine, böyle çok Amerika'ya işte, Amerika kıta olarak işte, Amerika'sı olsun, Kanada'sı olsun, çok böyle büyük ilgi duydum, tamam mı? Hep böyle oraya işte, ya ben de keşke işte orada yaşasam. Böyle işte küçükken bizde Disney Channel yoktu mesela. Bir Disney Channel gördüğümde mesela yazlıkta vardı. Yazlıkta komşumuzun vardı. Onunkini falan izleyip, tam işte orada Zack ve Cody mi ne vardı işte. Nickelodeon'da neydi o meşhur çok, Drake and Josh falan. Onu böyle izleyip, aha ben de keşke işte bunların arkadaşı olsam, bir yerde ne diyeyim, keşke okuldaki bir çocukla ben olsam, işte kırmızı dolaplı bir okulda okusam falan filan diye. Hep böyle küçükken hayaller kurdum. Hatta yıllar sonra canım dostum Fahrettin de biz bunu böyle sohbet ederken bu konu üzerinde şey demişti bana işte, sahip olmadığın anılara özlem. Mükemmel bir tespit diye. Sahip olmadığın anılara özlem, senin olmayan anılara özlem, nostalji hissiyatı diye bir şey söylemişti. Gerçekten böyle bir hayatın bir dönemi böyle geçti. Bunun neden olduğunu bilmiyorum. Sadece hani ben bunları nerede hissettim, nasıl hissettim ve onlardan bahsedeceğim. Sizin de muhakkak vardır böyle, eğer böyle bir aptal bir dürtünüz varsa. Eskiden iji.com diye bir internet sitesi vardı. Hala da var galiba, bayağıdır bakmadım. Guns diye bir oyun vardı mesela, bunu belki eski oynayan, oyunla ilgilenenler bilirler. Orada bir Gunbound diye bir oyun daha vardı, tamam mı? Böyle Gunbound mıydı neydi işte, ne boksa isim böyle. İşte online bir oyun, tamam mı? Bu bahsettiğim zamanlarda tek online oyun Knight var, tamam mı? Yani Knight'ta da mesela başka birini zaten göremiyorsun şey yani. Herkes Türk, yabancı birini göremiyorsun. Şimdi biz bu Gunbound oyunu, ben işte oynuyorum falan, tam böyle salak salak işte böyle bir oynanan böyle Worms gibi bir oyundu, böyle sıralı atış yapıyorsun, birbirine vurmaya falan çalışıyorsun. Böyle zevkli bir oyundu. İşte onu oynarken falan böyle orada işte Anna NG, işte bir tane bir hanımefendiyle tanıştım, tamam mı? Yaşım bu arada kaç biliyor musun? Yani 10 yaşında falan, tam 10-11 yaşında falan böyle. Anna NG diye biriyle tanıştık, tamam mı? İşte orada böyle konuştuk hani falan. Benim internet işte Akşay'dayım, tamam mı? Nasıl biliyor musun? İnternet 750 ping, tamam mı? O tabii böyle Kanada'daymış falan, böyle internet çekiyor falan. Orada böyle konuşuyoruz, tamam mı? İşte o zaman tabii şey de yok. Hani böyle Instagram falan filan da yok. Hani neyse, ondan sonra biz işte bununla bir tanıştık, sohbet muhabbet ettik falan filan böyle. Bu beni o zaman Facebook'tan mı ne eklemişti? İşte geldi dedi, sen de Facebook'tan ekleşelim falan. Olur dedim falan. Bu şimdi bana işte konuşuyoruz tam böyle bununla. İlk diyorum ya, ilk tetiklendiğim tam anı hatırlamasam da böyle konuşuyoruz falan işte böyle. Sen neredesin işte, ben nerede yaşıyorsun? Ben dedim işte TR, Turkey. Sen nerede yaşıyorsun? İşte Vancouver, Kanada. Vancouver, Kanada. British Columbia. Hatta oradan bile Vancouver, BC. Ondan sonra tabii birkaç böyle konuştuk ettik. İşte kız dedik, atıyorum ben yatıyorum dedi, tamam mı? Saat de atıyorum öğlen 12 falan diyelim, tamam böyle ben. Ben dedim ki niye yatıyorsun öyle daha saat erken falan. Kız dedi ki burada dedi, saat işte 11. İlk time zone denen tam kavramı herhalde hani böyle ciddi anladığım şey, dedim siktir lan doğru, dünyanın başka yerinde bazı insan uyuyorlar. Hani böyle orada saat geçmiş. Böyle bir şokla karışık, tam abi hatırlıyorum ki bütün gece onu düşündüm. Bütün gece böyle anla şimdi ne yapıyor? Acaba ne yapıyor? Yani anladım şey bir yerden aslında, yani böyle aşık olmak, o çocukluk hani hayranlık aşkı gibi böyle durup ulan diyorum evet ya, dünyada benden başka insanlar da var. Dünya hani... Ben o ara ben Türkiye'yim zaten. Yani Türkiye'de herkes ben zaten işte. Anladın mı? Yan komşu da ben gibi. Yani yatıyor kalkıyor. Çok empati kurabiliyorum. Hiç tanımadığım bir canlandığım bir adamla denizlerin ardında bir insan var. Başka bir kıtada tam böyle başka bir hayat yaşıyor. Böyle hatırlıyorum tam böyle bir çıldırdığımı. Sabah tam kalkıyor buna pas yazıyorum işte günaydın. Şimdi orada saat kaç? Anladın mı böyle? Şimdi saat kaç? Peki ne oluyor şu an orada? Tam böyle abi delirdiğimi hatırlıyorum. Kız diyor ki bir şey olmuyor. Artık kış mı ne olur, tamam mı? Herhalde böyle. Biz buna sürekli konuşuyoruz ama. İşte kız diyor ki işte burada diyor kar falan. Hadi ya diyorum, kar diyorum çok mu? Buraya hiç yağmıyor. Evet diyor, bizim diyor evimiz işte şöyle falan. Kıza bak. Abi yani delirdiğimi şu anda kıza şöyle sorular soruyorum işte. Evinde ne var? Anladın mı? Kaç oda kaç salon? Nasıl mesela duvarlar? Şimdi fotoğraf da yok ya. Hani böyle atı yani zaten belki de belki bir isim benim aklıma gelmiyor. Kıza diyorum ki tarif et. Yani o aslında ben o anda kızdan kendi yaşamını, hissiyatını, o benliğini tarif etmesini istiyorum. Kanadalı olmak nasıl bir şey? Anladın mı? Kanada'da yaşamak, burada yaşamamak, başka bir ülkede benim tabii kafamda işte kar yağan, böyle rüyalar alemi gibi bir yerde yaşamak nasıl bir duydu? Anlat. Bu kız tabii anlamıyor, tamam. Bir de benim İngilizcem o zaman böyle çok iyi değil. Hani kız da çok anladığı, anlamadığı, bir de beni uyarıyor. Bak gerizekalı ya, kulakları çıldırsın. Şimdi atıyorum işte you aren't yazıyorum, tamam böyle apostrof hani vardı ya aren't. Şeyden T hani. İşte onu koymuyorum. Bir arıntı yazıyorum. NT sadece. İmla kurulu şey. Noktalama işareti uymuyorum. İşte bu böyle yazılmaz falan diye. Hadi siktir git. Sikerim şimdi. Şey mi lan bu? Oturdum başım. Campbell'i sponsordum. Ulan meşhur şey. Duygulandık, çıldırıyoruz. Bir şey yazıyoruz sana orada böyle. Ben tam bu işte kızı konuşuyorum falan. İşte soruyorum ne yemek yiyorsun? Annenin adı ne? Baba ne? Bir de bunun ise Anna NG, tamam mı? Anna NG. Soyadı NG sadece. Dedi ki bu nasıl soyad? Kız dedi ki biz dedi işte şey. Bunlar Kore göçmeni miydi? Vietnam göçmeni mi neymiş, tamam mı?
Hadi ya falan. Ben tam kafadan iyice çıldırıyorum ben. Hani vay ulan Vietnam'dan nasıl geldiniz? Neler oluyor oğlum? Bir de bu hani oradan oraya mı gittiniz falan. Tamam, ben diyorum işte ben Balıkesir'in ötesini, Samsun'un ötesini görmemişim zaten hayatımda. Ne oluyor falan, bunlar ne garip insanlar falan diye böyle şey yaptığımı hatırlıyorum. O sonra ben hatta Brian'la diye bir arkadaşıyla tanıştırdı. O da işte şeymiş, o da Vancouver'lı. Ben bunlara abi her sabah okula kaçta gidiyorsunuz? Çok özür dilerim uzattım, farkındayım ama duygumu tam olarak anla diye şey yapıyorum. İşte okula kaçta gidiyorsunuz? Sizin derslere şeyleri soruyorum. İşte, sizin derse siz hocaların sınıfına gidiyorsunuz değil mi? Siz mi? Çünkü öğreniyorum onları böyle. İşte, abi öğrenebileceğim bir yer yok ki. Şu an bile yoktur büyük ihtimalle Türkiye'de. Hani öyle bir internet blog şeyi yoktu. Bir şey okuman, öğrenmen imkansız. Yani izleyerek tahmin ediyorsun. Şimdi işte Amerika lise sistemi nasıldır diye bir aramak aklıma gelmiyor ki. Ya da işte Amerika ilkokul sistemi. Diyorum ki siz hocaların sınıfına siz gidiyor musunuz? İşte sizin okul dolaplarınız kırmızı mı? Tam böyle söylüyor. Zeken kodiyi biliyor musun? Falan böyle soruyorum. Tamam işte kız daha biliyorum bilmiyorum. Bir de bok da bildi de yoktu. Bu da şeyin Vancouver'ın köyünden midir? Nedir eşi olay şey? Şimdi ben tutuldum. Diyorum ki benim bu kızı bir şekilde yani canlı olarak görmem lazım. Yani şeyi. Vancouver neresi? Şimdi Google yazıyorum. Tamam işte hep böyle şeyden Google Image fotoğraflar çıkıyor. Ben tamam mı? Aklıma geldi. Aha dedim ya belki dedim mobese kamerası bir kamera bulurum. Yazıyorum tamam mı? Anlatamıyorum onu işte. Vancouver kamera image yazıyorum tamam mı? İşte Vancouver'da bir tane sokak kamerasının fotoğrafı çıkıyor. Allah'ım diyorum delireceğim. Ara. En son bir tane buldum işte diyorum. Kıza soruyorum nasıl izleyebilirim orayı? Evinin görüntüsü. Kız öyle diyorum ki sizin evin görüntüsü var mı? İzleyebileceğim. Kız şimdi kar yağıyor diyor. Ben orada karı izlemek istiyorum. Orada kar yağışını görsem böyle oh rahatlayacağım. Canlı yayın ama olacak. Canlı yayında o karı izlemek istiyorum. Bu bana bir linkler atıyor. Şimdi bu bir link atıyor mı? Biliyorsun .com.ca işte Kanada uzantısı. Allah'ım giriyorsun. Ulan nasıl giriyor? Eşi olacak. Biz çevirmeli internet 144 MBS bilmem ne şey kilobayt internet tamam mı? Hani babam oradan çıkıyor. Ne oluyor bunun interneti? Akmıyor baba diyorum. Dur bir dakika dur. Ben tam orada götümü yırtma baba diyorum. Duruyorum ya. Kanada'da işte şey kar yağıyor. Bir durun buna koyayım ben. Siz burası ne lan? Dünya mı lan burası? Lan güneş iniyor batıyor. Ne lan bu televizyonda magazin oynuyor bunu? Kanada'da neler oluyor bir bilseniz anla neler anlatıyor bana. Böyle falan biz bu kıza bayağı cana böyle bir konuştuk falan filan. İşte hatta sonra 13-14 yaşına geldik işte bu bana aşık oldu ben buna aşık oldum tamam mı falan filan. Sonra Facebook'ta bir gün fotoğraf paylaştı kız da. Ya maşallah şimdi kimseye tabii çirkin demiyoruz falan filan ama hani o yaştaki benim güzellik algılarım çok hitap etmiyor diyebilirim. Ki 13-14 yaşında felaket yakışıklı biriydim. Saç olsun bu kadar sakalım 27 yaşında falan çıktığı için. Neyse tamam çok böyle güzel sohbetlerimiz olmuştu biraz işte. Seni çok seviyorumlar falan. Bir gün geleceğim Kanada'ya falan filan. Hala da bu arada Instagram'dan da ekliyizdir. Brian'la da ekliyiz. Brian'la biraz sonra çok sohbetimiz oldu. Brian'la Brezilyalı. Brezilyalıymış annesi. Kolombiyalı Brezilya'da boksa da o daha bir Latin bir hanımefendiydi. O da çok hitap etmemişti bana. Çok böyle konuştuk ettik falan. Sonra ben üniversiteyi falan bitirdim. Bir gün böyle panik atak geçirdim. Bir gün öyle bir şey paylaşırken bu da beni gördü. Bu da panik atak olmuş falan filan. Biz bununla WhatsApp'ta konuştuk. Ya kanka sen demedi. İngilizce konuşuyoruz. Hiç birbirini tanımayan iki tane salak insan. En son bir kere kafayı kırdım. Ben Kanada'ya gittim lazım falan diye. Buna yazdım bir gün yine kafa kırıkken. Ya ben Kanada'ya geleceğim. Türkiye çok kötü oldu falan filan diye. Bu da işte kiralar burada çok yüksek deyip salmıştı beni. Allah razı olsun. Brian'la de buradan selam olsun. Benim bu başkasının hayatına işte insan neler yapıyor, aslında herkes ne kadar mutlu, ben ne kadar yalnız ve mutsuzum gibi, pardon yalnız ve mutsuz yanlış kelime oldu ama hani ben burada patlayamıyorum, burada içimdeki potansiyeli dışarı çıkartamıyorum, benim işte başka bir yerde olmam gerekiyor gibi bir haksızlık edildi sanki bana gibi, tamam mı? Gerizekalı bir hissiyatım vardı. İlk tetiklendiği yer burasıdır. İkinci kulübede şeyle devam edelim. Sevgili eşim. İpoş'la devam edelim. Tenkoman'ya İpoş'la devam edelim. Bakalım nasıl birbirimize yine gire zoğuk. Hoş giyaz. Bak bakın kamera nasıl, tipim iyi çıkıyor mu yoksa şey mi? Mantaros gibi. Bomba gibisin. Okay, thank you bro. Şeyi anlattım. Şimdi bugün bahsettiğim konuları hemen hızlıca özet geçiyorum senden iş yapma diye, uzak kalma diye. Ekli böyle Brianna attı. Mı? Ne? Bilmiyorum. Ha Brianna ile anla bana Brianna'yı. Sen tanıyorsun değil mi? Bilirsin. Tabii. Her yaşa. Fotoğrafa like. Atarız abi. Daha şey 6 aydır birlikteyiz. Her fotoğraf Brianna beğendi. Brianna bunu beğendi. Yakışır abi. Eyvallah. Eski zamanımızın kabusu işte. Kabusa da bak, kabusun güzelliğine bak anasını satayım. 750 kilometre kare, 1 milyar kilometredeki kız. Her şey ne kadar güzel olabilirdi halbuki ama ben buraya düştüm gibi sanki böyle bir hissiyat vardı bende. Ondan bahsettim. Yani konumuzda başkalarının hayatına özenme ve bunun bende yarattığı, Fahrettin lafıyla özetliyorum. Sahip olmadığın anılara
özlem. Birinci bölümümüz böyle. İkinci bölümümüz. Şimdi neyse, bu benim ilk çocukken fark ettiğim, yani 10-11 yaşlarında, 12 yaşlarında böyle fark edip Allah'ım neden ben böyleyim de niye ben anneların yanında yaşamıyorum ki? Niye ben Kanadalı bir çocuk olamadım. Neden ben Andy Larkin değilim aynen. Gibi aynen. Aynen tam olarak öyle. Andy Larkin de böyle. O da Kanada çizgi filmidir. What's with Andy'nin nesi var. İkinci gelelim varan ikiye. İkinci varan da şöyle oldu işte. Küçüğüz daha tabii. Kaç senesine başladı Avrupa Yakası çok hatırlamıyorum. 2005-2006 neyse başladı Avrupa Yakası Fantasy. Ben işte böyle izliyorum falan böyle. Orada da başladı tam böyle. Allah'ım izliyorum. İsmi zaten tam beni alıyor götürüyor falan işte. Ben de Acıbadem'de oturuyorum. İşte şeyde işte Altunizade'den sonra köprünün ben diyorum Altunizade. 2004'müş. Ha, Altunizade'den sonra köprünün hemen aç ben böyle duruyorum. Altunizade şurası. Bizden bahsediyorlar. Şurası hem Altunizade çok yakınımız. Tamam böyle ki Altunizade'den sonra da çok da sonra değil aslında. Yani. Bayağı gidiyorsun aslında baktığın zaman. Sen bu arada hiç gir yani ben hani sana çok şimdi ben yok çok yok abi ben dersimi aldım ben ya kardeşim Allah Allah ya harbi yazık bu arada onu da söylemek istiyorum insan insana öyle yorum yapmaz ne var keyiflenmişiz hiç sorma abi hiç sorma abi hiç sorma böyle bir linç olabilir mi ya kocamla didişmişim iki ne var kardeşim ya bu nasıl evlilik lan böyle ne aptal bir çift lan bunlar yorumlar, anabacı küfürler. Gerçekten yazık günah ya. Dislike yağmurları. Ben de kendi iki fikrimi belirtmek istemiştim. Ne yapsın ne abi? Olmuş? Bu çocuk sürekli fikrini söylüyor abi. Bu çocuğu tanıyorsunuz zaten. Biraz iki benim fikirlerimi tanıyın yani. Ne olacak? Tamam hep bu hep zarbaş tamam ama TikTok bunu da o yapsın. He yani birazcık başka bir insan girsin lügatınıza ne olacak sanki? Bu Avrupa Yakası dizisi başladı. Ben böyle tam onu böyle izliyorum. Abi bu sefer ben de yavaş yavaş şey takıntısı böyle başladı. Abi Avrupa Yakası ne güzel değil mi? Orada işte şey var değil mi böyle. Demek ki 10 yaşındayım 11 yaşındayım yine. Abi işte ne kadar güzel. Orada işte dergi var. Orada bak nasıl çalışıyorlar işte böyle. Hayatım içinden anladın mı? Böyle kıpır kıpırlar. Hayatım evet, böyle tamam. En içindeler. Benim de çok hayalimdi. İnşallah büyürüm de buradaki insanlar gibi kız arkadaş grubum olur. Bak böyle. Oldu ha oldu. Daha iyisi de bu arada evet. Tam neyse. Evet. Şey işte buradaki gibi sikim sokum işler yapsak dergi işleri kesinlikle, falan kesinlikle. Alakasız dünyaya bir faydası olmayan ama kendin için büyük bir adım anladın mı? Şey yaptığın değer verdiğin moda fotoğraf çekimi falan ne kadar cool geliyor. Aynen çok cool, bir cool geliyor. Böyle sanki o şey gibi hayat böyle o cap canlı yerde akıyor sen orada olmadıkça böyle şeydesin. Evet. Hani yarın sabah 7'de kalkıp ilk ders hayat bilgisi dersine gireceğim falan. Evet kesinlikle aynen öyle bu arada ya, bu birazcık da şey gibi değil mi? Bana öyle geliyor. Hani chronically online diye bir laf var ya. Sürekli online olma isteği. Hı. Dünyadan haber alma. Bence şu anki çocuklar mesela bunu hissetmiyor olabilir. Bu bizim bahsettiğimiz duyguları. Ya da işte Z kuşağı hissetmiyor olabilir. Çünkü şu an bir çocuğun insana bağ kurmadığını hissetmesi imkansız. Şu an Twitter var mesela. Kesinlikle. Şu an TikTok artık var. Artık herkes birbirine daha yakın olduğu için. Evet. İnternetteki insan bile çocuğa bir mesaj uzaklıkta yani. Düşün mesela bizim zamanımızda. O yüzden çok hayal kurmasına gerek kalmıyor. Evet. Doğru çok doğru. Bizim bakışımız şu an fark ettik. Bizim zamanımızda mesela yarın ne olduğunu yani bugün mesela ne olduğunu yarın öğreniyordum. Evet, gazete olacak, haber olacak ya da tüm haber izleyeceğim kesinlikle. Mesela. Ben o yüzden haber izlemeyi çok severim hala hani böyle sürekli bir canlı hani bir şey olursa duyayım. Hep böyle bilgim kulağım bir dış dünyada olsun diye böyle. Şimdi mesela Twitter var anladın mı? TikTok var zaten bütün dünyayı görüyorsun. Benim bahsettiğim zaman da yanlış anlama hocam da yani Amerikalı birini izlemen yani televizyonda göreceğim. CNBC ha evet Amerika'da böyle bir şey olmuş. İkiz Kuleler falan yıkılınca Amerika diye bir yer var. Ne oluyor lan orada diye öğrendik yani. Şimdi bugün Wisconsin'deki bütün şehirlerin içindeki çocukların YouTube kanalı vlogu var. İstersen aç hepsini okula gidişlerini izle. Mesela bizim zamanımızda böyle bir şey olsa ben var ya sadece bunları izlerdim. Okul vlogu. Okula gidiyorlar. Bak gördün mü sarı otobüse bindi hakikaten ama. Böyle bir adam olurdu. Avrupa Yakası başladı. Ben bu sefer Avrupa Yakası Obsession. Düşünün mü? Günde yani haftada bir kere. Çarşamba günü yayınlanıyor galiba. Bir kere izleyebiliyorsun. Tekrarı varsa böyle... Volkan, Şahsu var, böyleyim. Hep tam ona böyle özeniyorum. İşte hep kendi kendine anneme falan diyor ki ben de büyüyünce dergici olacağım. Ben de böyle fotoğrafçı gibi olacağım. Hep böyle ajans tabii bilmiyoruz da işte dergide çalışacağım ben tamam mı? Annem de ha falan diyor. Böyle tam Gürse Birsel'i çok seviyorum. İşte Selin'i böyle o temsil ettikleri yeri böyle çok seviyorum. Ha, sen birazcık da şey Gürse Birsel Instagram'dan takip edince sen birazcık da ona kredi ben vermek ben Gürse Birsel'e bu arada bayılıyorum. Yani şey söyleyeyim mi? Ben Gürse Birsel olmayan sahneye geçerdim ve televizyonu kapatırdım. Annem hep ağlarmışım Gürse Birsel'i görmeyince. Yaranmaca. Sen bu videoyu o yüzden çekiyorsun kardeşim. Uyumazmışım. Ben çok iyi anladım. Ben Gürse Birsel'i görüyorum. Anne demişim. Anne iyi böyle demişim. Anne demişim. Ne oldu? Anne. Gürse anne demişim. Tabii. Aslı. İnşallah. Aslı demişim. Bu videoyu çektikten
sonra bu klibi şey al da. Gülse ablacığım bak. Story'de ekle. Gülse Birsel'i de mention kardeşim ha. Aynen öyle yani benim artık daha ne yapmam. Senaryo 2000 adam lazımsa. Buradayım daha ne yapabilirim harbiden öyle. Sertaç 2 diyorum ya. Yumuşak aç. Ne haber abi? Sert tok. Nasıl abi? Hani ne haber abi? Ufak bir değişiklik. Nasılsın abi? Nasılsın abla? Hacı gidi Visa. Hacı gidi Visa. Nasıl? Bunlar da var. Neydi lan adamın? Dur sakın unutturma. Şey yapma. Şeydeki muhallebide çalışan garson adam. Mu? Evet. Ben onun adını hayatta bilmem ki. Sadece gerçek Avrupa ülkesi hayranları bilir abi. Gerçekten bu arada var ya Gülse Birsel şu an. Hadi siktir lan. Bir de gülür. Bir de Avrupa ülkesi. Siktir. Bir değişti. Hadi defol. Ay dilimin ucunda şurada. Bülent. Of Mahmut Allah'ın babamın ismi bir de ya Allah'ım bu kadar ama var ya bir şey söyleyeyim mi sen beynimin bütün enerjisi öyle bir oraya gittik konuşacak halim kalmadı o kadar yoruldum ki Mahmut'un ismini düşünürken Mahmut bana bir kazandı be senin şey yüzünden mal mal sen İhsan şey Hasan Faruk Recai boş boş şeyler söyledin. Ne ben yardımcı olmaya çalışıyorum. Çok yardımcı. Aynen kanka. Her isim arayan insana hep böyle farklı isimle söyle yardımcı olunur çünkü. Hep böyledir. Evet, hep isim öyle bulunur. Çağrışım böyle olur. Aynen çağrışım hep böyle olur kanka. Aynen evet, öyle. İnsan isimleri kaç sesini arttırıyoruz. Ben bu sırada taktım Avrupa yakasına. Annemi söktüm. Anne diyorum bize Nişantaşı'na götürsün. Nişantaşı'na. Annem de dedi araba yok. Anne ne yapalım? Bak annem de bak ne meramsız kadın. Ulan al bir Nişantaşı'na götür lan. Götüremiyor beni Nişantaşı'na. Asla götürmedi. Ne zaman gittim biliyor musunuz ilk Nişantaşı'na? Bir yan komşumuz Seda abla vardı doktor. O kız profesörlük sınavını kazandı. İşte profesörlük mü artık neyini işte bir şeyin tezini mi yazdı neyse. Doktor. Yüksek mi yapıyordu? Aynen kanka yüksek yapıyor da. Bak böyle yapıyordu. Hop yüksek. Alçak gibi. Ben dedi profesörlüğü kazandım. Emel abla dedi. Seni sizi dedi şeye götüreyim. İşte, Nişantaş. Nereye istiyorsun Nişantaş? Bu da dedi ki annem dedi. Bizim dedi oğlan dedi. Çok Nişantaş'ına gitmek istiyor. Avrupa kısmında görmüş dedi. Oraya dedi gidelim dedi. Ben tam da çıldırıyorum. Oley be Nişantaşı. Nişantaşı'ndan böyle yola çıktık. Abi bak ne kadar salam şey diye hayal ediyorum. Yani yolda şeyi göreceğim anladın mı? İşte Şeyh Suvarı. Anladın mı? Böyle nasıl bir aslan falan yolda böyle gelecek de beni görüp vay be ya izliyorsun ha. Tam böyle bir şey olacak falan diyorum. Etrafa böyle bakarken sürekli böyle şey hayali kuruyorum işte. Buradaki atıyorum mesela böyle bir bankanın önünden geçiyoruz. İşte takım elbiseli birilerini falan görüyorum. Kahvede full romantize hayaller. İşte bu adamlar çok zenginmiş. Böyle sabahları kalkıyorum işte böyle görüyorum. Böyle kahvelerini içiyorlarmış. Ondan sonra gidip böyle tık 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 çalışıyorlarmış. Böyle borsa işte 7 telefonla borsa yönetiyorlarmış. Sonra tamam çok işte böyle plazalardaki çok böyle yüksek plazadaki evlerine gidiyorlarmış. Tamam sürekli kafamda hep böyle hayaller işte. Oradaki... Ama zaten bir şeyi böyle kafanda kurduğunda hani hep onu gerçek hayatta gördüğünde böyle şeyler atıyorsun. Hikayeler atıyorsun zaten evet. Kafanda. O çok tatlı bir şey gerçekten. Kesinlikle. Ben bunu burada çok çok yapmıştım. Orada böyle çok senelerce özendim. Ondan sonra işte büyüdük liseyi işte bitirdik ettik falan filan. Senle tanıştık. O işte o Marmara, sen de Marmara Üniversitesi'nin kampüsü oradaydı ya. Aha. Benim için mesela Nişantaşı olması mesela çok büyük böyle bir şey. Çünkü ben hep hayatımda oraya gitmek istedim Nişantaşı'na. Sonra gidince 4 sene bir bok da yok olduk da. Gerçi biz gidebildik Nişantaşı'na. Ne Nişantaşı'na gidebildik ne Göztepe'ye gidemedik. Sürekli bir salak salak yerlere gittik. Aptal saptal yerlere gittik. Sen benim için benim okuluma gelmedin yani. Yok ben Nişantaşı'ndan. Yani. Nişantaşı için. Avrupa kasıydık. Gülse hocam gör bunları. Evlendikten sonra da söylenmez bu. Aynen öyle. Biraz neyse. Erken söylesen hesabını sorardık yani. Ne olacaktı kanka? İşte, evliliğimize bir şey mani mi olacaktı işte, bu? Abi oho üniversiteyi benim için seçmedin. Nişantaşı için seçtim. Pardon da bu çok büyük bir deal breaker. Kusura bakma da yani. İnsanların böyle hayatına benim sahip olmadığım ve kafamda çok aşırı romantize ettiğim hayatlara özenme sanrısı böyle o sektörlerin içine girene kadar hep devam etti işte. Nişantaşı'nda mesela okudum ve büyüdüm dedim ki Nişantaşı o kadar da matah bir yer değil mi? Çok aşırı kalabalık. Teşvikiye caminin önündeki caddenin full şey olduğu, trafik olduğu böyle saçma sapan insanın genellikle çok böyle para harcadığı bile değil. Öyle i̇şte bir bazı şeyler hayal olarak kalsa çok kesinlikle daha iyi olur. Kesinlikle o kadar haklısın ki bu arada. Sonra hani hep şey diyorlar ya evlerinde deniz manzarası. Hiç konuşmayayım okey. Bak bu şaka yaptım şaka yaptım. Bunu kullanma. Hani evlerinin önünde deniz manzarası olan insanlar da hep şey der ya. Hani bir süre sonra bakıyorsun aynen. Ama tablo aynen. Gibi bir şey oluyor yani falan diye. Ben de çok içimden doğru. Şey derim hani ne alakam var gibi. Koskoca İstanbul boğazı gözüküyor şeyinden nasıl tablo gibi olabilir falan. Belki gerçekten de hiçbir anlamı kalmıyordur bu kesinlikle. Arada. Kesinlikle. Evet bence zaten kesin anlamı kalmıyordur. Anlamı kalmadığına kesin eminim.
Ama yine biz de her gün duvara bakıyoruz. Evet, sonuç olarak yani. Evet, sonuç olarak hani böyle sadece apartman görerek anlamı kalmaması en azından denizin anlamı kalmaması daha iyi gibi. Aynen, en azından ay, elini sok, ay, ulan bak doğru deniz vardı burada falan olursun yani. Bu hayal kurma seansları şeylerde falan da işte devam ediyor. Biz de tüm Caddebostan'a falan bir yürüyüş falan yapıyoruz. O gün de mesela işte böyle bir evin ışığını böyle görüyoruz. Sürekli lan acaba burada millet ne yaşıyor? İşte burası çok büyük. Onu böyle, ben de çok yaparım tabii. Buna çok büyük tasarımcıymış işte bu. Böyle şeymiş, gala gecelerinde bir mankenleri giydiriyormuş ve çok müthiş bir hayatı varmış falan. Hep ben böyle bir o Hollywood efektten sürekli kafada böyle dönüyor böyle. Sürekli bir şeylerin çok güzel olduğuna insanların, ama biz asla biz değiliz bu. Sadece bizim haricimizdeki her insanın mükemmel hayatları olduğuna dair. Hep o komşunun bahçesindeki çimenlerin daha yeşil olduğuna dair. Umutlar, hayaller içinde. Ben de bununla alakalı bir son anlatacağım anı da. Ben bu psikolojim böyle kötü olduğu dönemlerde böyle duygularıma çok hakim olamıyordum. Hani böyle ne hissedeceğimi çok böyle bir anda hani böyle bir hayat beni, hayatta demeyeyim de böyle duygular böyle tam beni böyle alıp götürmüştüm. Mutlu olursam mesela çok aşırı felaket mutlu oluyordum. Bir mutsuzluk olursa beni böyle, o da çok böyle mutsuz ediyordu falan. Borderline. Aynen, Allah korusun. Allah korusun. Orada mesela psikiyatriste şey anlattığımı hatırlıyorum işte. Böyle bir gün metroya böyle bindim. Mesela metroda bana çok oluyordu. Mesela metroya işte okula gitmeye çalışıyordum ya o zamanlar. Okula gitmeye çalışıyorum. Okulda işte metroya biterken tam yolda böyle 20 tane insana tutuluyorum böyle bakıyorum falan. Mesela metroda denk gelirsem bok yedim. Mesela bütün bir kıza böyle bakıyorum, tamam mı? Abi o kızdan beni böyle alıp bir götürüyordu, tamam mı? Hani böyle duygusal olarak böyle bir. Vay. Ama yakışır hocam. Hayır, yakışır, nasıl biliyor musun? Yakışır. Sana şöyle söyleyeyim. Bak o duygu yoğunluğunu nasıl anlatabilirim biliyor musun sana böyle? O ilk Anna'yla tanıştığım günkü gibi bir götürme. Şöyle bir götürme. Vay vay vay. Oğlum şundan bahsediyorum. Mesela atıyorum kızın tam kolunda mesela bir tane bileklik var, tamam mı? Atıyorum. İşte Pandora bileklik var, tamam mı? Mesela onu böyle bakıyorum ya mesela. Aynı Avrupa'ya anlatan birleşiyor. Tam beni böyle bir götürüyor işte, bu kız aslında şuradaymış. Hani o duygu böyle nostalji bütünlüğü. Overthinking'den gidiyordun hocam. Direkt öyle işte, o kız anladım aslında Nişantaşı'nda oturuyormuş. Şöyle şöyle bir geçmiş. Babası Amerika'da yaşıyormuş. İşte annesi şuymuş. Bugün çok zenginlermiş. Hepten acaba şatafatlı tam işte böyle. İşte kolejde büyümüş falan. Tabii kolejde büyümüş ama. Kolejde okumamış, kolejde büyümüş kanka. O kadar artık. O kadar zenginmiş. Koç Üniversitesi'nde büyümüş böyle. Bahçesinde doğmuş. Böyle tam benim o bu sırf bu diyor mesela, erkek de görsen tamam mesela bir derece geçen yani yakışıklı böyle hani ne bileyim mesela saçlı birini tam böyle gördüm ama o böyle işte bu çocukta işte şeymiş işte İngiltere'de böyle var ya hani çok aşırı garip takım elbiseyle gittiği okullar var ya hani böyle çok aşırı özel liseler işte bu çocuk orada abi böyle var ya ve böyle o hikayeye öyle bir dalıyordum ki ben tam böyle kaybolup gidiyordum ve böyle tüm 4 durak falan böyle oğlum ne oluyor lan tam içim böyle bir kıpır kıpır sonra bu önce bir patlatıyor beni sonra tam düşürüyor diyorum ki işte benim hayatım hiç böyle değil. Ben neden böyle baksana bana. Ben de işte döneceğim yengemlere gideceğim. İşte akşam patates yiyeceğiz. Ulan ne kadar kötü ben bir de hastayım ya ben. Tam böyle var ya. Allah'ım ben böyleyim. Tam full duygularım nasıl biliyor musun böyle. Ve psikiyatrım onu demiştim. Hissettim ki ne hissediyorsun. Sonra dedim ki tek diyebileceğim şey böyle dedim ki duyguyu dedim bir rüzgar olarak böyle düşünün. Böyle dedim kasıp kavruluyorum duygunun işte böyle hani şey yapamıyorum yani yönetemiyorum ruh halimi. Böyle bu yan komşunun farkında mısın? Her zaman gece 4'te falan bir kapı kapanıyor. Kapılarına gidiyor. 5'te de biri geliyor buraya. 4'te biri çıkıyor, 5'te geliyor bu. Yan komşu ne yapıyor apartmanın içinde anlamadım. Mık. Neyse bu kasıp, nasıl kasıp kavruluyordum. İnanılmaz bir şeydi. Ha, ondan sonra dediğim gibi bu herhalde yaşla alakalı bir şeydi. Sonra yavaş büyüdükçe belki de sektör işte. Ben mesela çok şeyde çok istiyordum işte. Ben Okan Bölgen'in televizyonu işte arka planda olsam yeter. İşte gece 4'te o ben televizyonda arkada durayım. Hiç de isim ben kamera tutayım, mikrofon tutayım yeter, kablo taşıyayım. Tek istediğim bu falan diyordum. Taşıdım. Setlemet dedim ya ne boktan iş mi? Ne kadar zor lan bu iş falan oldum. O perde arkasında gördükçe hep böyle tokat. Hep tokat. O hiç hayal ettiğim yani şey gibi ama o metroda gördüğüm kızın hani şey oldum. Hayret gibi takip ettiğimi düşündüm ama kız aslında şeymiş hani. O da bizim yan komşuymuş. Hani 4'te eve geliyormuş. Hiç bok yapmıyormuş aslında falan böyle. Hep oturup. Zaten hayırdır muhtemelen. Evet. Ama ben hep şunu düşünürüm. Ben mesela sen, o konuda mesela ben seni çok takdir ediyorum. O konuda çok tatlı senin de bir huyun var mesela. Umudun çok hep diri ve canlı. Bu şey gibi işte. Hep denize bakıyorlarmış ama alışıyormuşsun. Sen diyorsun ki alışamıyorsundur. Bu bende çok diri tutması gerekenmiş. Öbür türlü insan hep şeye bağlı. Herkes aynı işte. Herkes mal. Herkes hak. Ama hayır bu böyle hayal kurmaya sürekli hayır. Bazı işte bir insan var. Onlar da çok güzel. İşte Kanada'da mesela işte Anna Nege. Brianna mesela. O Brianna dediğim kız mesela şey oldu bu arada yani. Mesela kız yıllardır işsiz ve yıllardır depresyonda. Aa.
Hiç toparlayamadı mesela kendini. Ablasıyla falan fotoğraf mesela, o kız hiç toparlayamadı kendini. 7-8 sene depresyonda böyle görüyorum, hiçbir şey yani işlemişleri de gitmiyor abla. Depresyonda olduğunu nereden biliyorsun? 7-8 sene önce konuştuğumuzda ben de kötüyken bir kere denk gelip ben de depresyon tanısı koymuşlar bana demişti. Belki çıkmıştır oğlum artık. Hiç çıkmış gibi değil. Çünkü paso girip girip çıkıyordu o zamanlar. Yani şu an çıkmış gibi durum, neyse inşallah çıkmıştır. Biraz oğlum birazdan. Bir öğren bakalım. Kral seni andı, kulakların çınlamıştır. Your left ear is ringing. Böyle sen de hiç umudunu kaybediyorsun. Sen de hep böyle hayır hayır işte çok güzel şeyler vardır hep hayatta gibi. Hani o şeyi kabullenmiyorsun. Ben de öyleyim hani. Abi kabullensem hayat siyah beyaz bir yer olur ama. Evet zaten. Kesinlikle çok doğru. O yüzden. Ben hayatımı renkli seviyorum. Ki biz bence birazcık da öyle de yaşıyoruz. Biz mesela hep böyle bir romantize etme hayatı. Hep ufak anları öyle böyle. Öyle etmezsem harbiden yaşayamam. Yaşanmaz ben kesinlikle yaşanmaz. Hani şey olarak söylemiyorum. Öyle lafın gelişi söylemiyorum yani. Bizzat yaşayamam. Kesinlikle. Bunu yapmazsam. Şey de öyle hani senin o işte Devil Wears Prada'daki işte oradaki Meryl Streep'in peşine koşan kız gibi olacağım. Tabii. Meryl Streep miydi o kadın? Onun peşine koşan kişi gibi olacağım. İşte böyle gibi bir inancın böyle bir koşturmaca var. İşte halbuki gitsen tamam mı? Vogue'a da girsen Vogue da büyük ihtimalle tamam mı? 20 tane kadının birbirini yemeye çalıştığı ve hani böyle kötü ama yemek. Hani şey evet, arkandan hani böyle dedikodu ve hani davalık oluyorsun sürekli şirketten de böyle işte 7-8 sene çalışıyorsun bir kuruş para vermeden defolup gidiyorsun. Hani öyle bir tamam. İğrenç bir yerdir büyük ihtimalle. Ben zaten ben de bu arada çok dergici olmak istiyordum küçükken ya. Ulan Avrupa'ya, ulan Gülsü Hoca bize ne yaptın be? Ama bir ama benim şeyimi hatırlıyor musun? Ben üniversitede daha okurken şeylere başvurmuştum. Moda dergilerinde evet. Falan. Ay ne kadar iyi yaparmışsın bu arada o işi. Ne kadar çok şey kaçırmışlar evet insanlar ya. Biliyor musun? Hayır bir de herkese şey attım. Mail attım. Hani ben böyle staj arıyorum falan diye. Bir şey söyleyeyim. Evde bütün ev ses mi çıkartacak böyle sürekli vaziyette? Dam! Sürekli ev gelleşiyor. Niyada! Şey... Sonra Doğuş Yayın grubuyla işte iş görüşmesine gittim, staj görüşmesine. Dediler ki hangi alt bünyemizde staj yapmak istiyorsunuz falan. Ben de direkt Vogue dedim yani. Ya. Sonra işte... Ama öyle bir şey demişler, Vogue ama çok zor falan mı demişler? Yok hayır, tecrübelerimizi sordular. Ben de işte dedim böyle YouTube bir şeyler yapıyoruz falan. O da dedi ki kadın bana, sen Vogue'dan ziyade o zaman NTV.com.tr'ye alalım seni bak. Daha uygunsun sosyal medya, dijital falan filan bir şeyler dedi. Bunu diyen kadının yaş 57 anladın mı? Yani, dijital ne demek daha yeni öğreniyor. Benim de yani ilk iş görüşmem falan zaten heyecanlıyım. Allah'ım bir yer olsun da ne olursa olsun falan kafasıyla dedim ki olur tamam o zaman öyle diyorsanız falan. Beni çat diye NTV.com.tr'ye aldılar da yani... Keşke Vogue'a girseydin. Vogue'da ukdedir yani. Harbiden içinden geçerdim. Bir şey söyleyeyim mi? O kadar çok şey kaybetmiş ki Vogue bu arada. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Çok benim... sahiplenirdim gerçekten. Kesinlikle çok eminim. Evet ya eskiden biz böyle başvuruyorduk bazı yerlere. Herkes ne kadar çok şey kaybetmiş. Farkında mısın bu arada? Ben çok şey kaybetmişler yani. İnşallah biz kazanmışızdır bir şeyler. Bu yabancı başka hayatlara özenme şeyi... Ben de yer yer hala böyle çok gelir. Farklı insanları tanıştıkça, farklı güzellikleri gördükçe... işte bu bir evde olur... Bazen araba olur, bir iş olur, bir keyif. Aslında belki de bu keyif. Kendi halinden memnun, keyifli, heyecanlı bir şey görmek gibi bu. Hani nasıl diyeyim? Hani... Ya ben bunu zaten senin şeyini deyince anlamamıştım. Ben buna özenme demezdim o yüzden. Hani ben hayatımdan mutlu olduğum zamanlarda yapıyorum bunu mesela. Kendi açımdan konuşacak olursam. Ve hani zaten kendi mutluyum. Başkalarının da o tarz renkli bir hayatı olduğunu görmek bana hayata dair daha büyük umutlar veriyor. Şöyle ben zaten hayatımda çok çıkıyor. Mutluyum. Ha diyorum okey Gülse Birsel de mutluymuş. Ben ona seviniyorum evet, yani. Abi. Hadi be. Ulan o zaman insan niye Vogue'a girmek ister? İnsan Vogue'a o yüzden mi girmek istiyordun? Amerika'da bir çocuk olmak hiç istemezdim. Bugün artık öyle bir şey istemiyorum. Hala yeri geliyor bazen lan. Amerika futbolunda oynardım ben falan deyip anladım. Kesin yani 7 yerimden kırılıp ben 2 sene oynayıp emekli olurdum büyük ihtimalle bizim ama. Eskiden sende şey hayalimiz vardı hatırlıyor musun? Amerika'da pompacı olmak. Evet mesela. Benzinci. O da mesela o da mesela öyle bir şey. Yani hani başkası olmak için evet. Koşturduğumuz bir şey vardı. Yani hani bunu şu yüzden verdim. Burada aslında şey olan önem verdiğimiz nokta şey değil. Çok iyi şatafat bir hayat değil. Yaşıyor aynen. Olması değil. Aynen. İnsana gerçek bir duygu hissettirebilmesi. O da içinde tabii ki elbette vardır. Evet 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 kesinlikle. Romantik bir tarafı vardı onun evet. Büyük ihtimalle orada da perişan olurduk.
Komik bir de diyor. Öyle de bir şey var. Pokemon'da Cody mi ne vardı? Yani eşin en büyük düşmanı, tamam mı böyle? Bu elemanın en büyük özelliği de tam işte eş kadar zaten eşten çok daha iyi böyle Pokemon'ları falan var. Olmadığı zaman da tam böyle bir şansa bala sürekli bu eleman kazanıyor. Bu eleman winner, tam deli gibi winner bu eleman. İşte eşin ayağı takılıyor, düşüyor, işte bir şeyleri kaybediyor, Charmander patlıyor, Charmander bilmem ne. Bu eleman sürekli geliyor, haha eşine mi sıçtın diye dönüyor, tamam mı? Bu adam sürekli atıyor mesela işte bir tılsım almaya koşuyor, tamam böyle. Bu adam tam bir saniye önce gelmiş, almış. Bunu mu arıyordu, eş yapıyor, tamam böyle dönüyorlar falan. Şey diyordu mesela işte, Cody hiçbir zaman olamazsın. Hiçbir insan Cody olduğunu hissedemez. Her zaman her insan hayatında başka birinin Cody olduğunu hisseder. İnsan hiçbir zaman winner'ım, ben kazandım, evet, işte çok iyiyim diyemez, şanslıyım diye. Hep böyle başka bir insanın öyle olduğunu evet görürsün diye. Çünkü mesela, o winner insan da mesela kendi durumuna çok adapte olduğu için artık yaşaya. Aynen. Kendisinin winner'lığının farkına varmıyor zaten. Gözü kapanıyor evet oraya. Kesinlikle. O da belki kendisinden daha winner olan bir arkadaşına, ama bu çocuk da her şeyi kazanıyor işte. Aynen öyle. Benim sadece ufak bir Audi'm var ama onun Porsche'si var falan diyordur yani. Kesinlikle. Belki birazcık da bu da burada pompacı öne şuradan bağlayacaktım. Yani o pompacı gibi asla olamıyorsun. O pompacı dışarıdan baktığındaki pompacı, çünkü olduğundaki pompacı aynı pompacı. Avrupa Yakası Dergisi öyle yani. Sen dışarıdan baktığında şahsı var komik. Şahsı var olduğunda her sabah kalkıp hani kahve demlediğinde bunu koyacağım ya. Yeter Aslı, yeter Selin. Abi şu az için. Yaşanmadığında güzel abi. Belki de evet, kesinlikle. Ama ya yaşasan kötü olacağını bile bile hayalleri kurmaya, kötü demeyeyim de, yaşasan o hayalinde kadar güzel olmayacak şeylere inanmaya ve hayalini kurmaya, yani şu iğrenç bir salt realizmle hani, yok abi herkes işte eşek gibi çalışıyor. Avrupa Kesinlikle çalışsan işte bak Saadettin gelecek kafana yaz çalış diyecek, bok gibi olacaksın. Bu değil yani. Evet, hayat. Bu o değil. O hayali kurmaya sen yine aynen devam öyle. Aynen öyle. Bence hayatta en bırakmamız gereken şey bu. Hep hayatta şey olmaya istemeye devam etmek gerekiyor. Yani her ne kadar perdenin arkasını görüp sıçsan da, her ne kadar tam hayatta onun perdenin arkasını görüp işte Okan Bölgen'in programı tam eğlenceli ama hani sabah 5'te kamera tutunca artık kolların kopuyor ve öğlen 12'de uyanıp tekrar sete gitmek zorundasın. İğrenç, çok yorucu bir hayat. İğrenç değil, yorucu bir hayat değil. Lütfen Okan abi. TV100 okey geleceğim, biliyorsun zaten konuşmuştuk bunu seninle. Aynen kanka. Sal. Sakin ol kanka. Okey. Böyle mi artık? Canlandı. Ev canlandı harbiden. Yani ama her zaman hayır, o çok güzel. O programda çalışmak çok güzel bir şey olur demeye devam etmeliyiz. Bunun aynısı bence şöyle, artık bitiriyorum. Evet. Hep şey var ya işte, abi eskiler ne güzel, 10 sene önce ne güzeldi falan. Hı. Halbuki 10 sene önce yaşarken de o kadar iyi değildik. Hiç öyle şu an çok iyi. Baksana oğlum çok iyi işte demiyorduk yani. Ya evet. Tamam, ben yine keyif alıyordum. Dur be yavrum, tamam anladık. Evet. Neyse konuyu uzatmayayım. Evet, öyle demiyorduk. Mevzu şu yani, uzaktan baktığında güzel oluyor değil mi? 10 sene öncesine de 10 sene sonradan baktığın için güzel oluyor. Ben mesela şu an 10 sene sonra içinde bulunduğumuz döneme güzel diyeceğimizi zannetmiyorum yani. Çok yanılırsın. Bunlar burada kalıyor. Allah uzun ömür verir de yaşarsak 10 sene sonra videolara baktığımızda ne kadar tatlı. Bu evde oturuyoruz işte, video çekiyoruz. Ay hayır, bu şeyden ben dönemsel diyorum hani. Türkiye'sel. Yoksa bu dönem tabii ki benim için güzel bir dönem canım. Okey. Pardon. Devam et hocam. Bitir videomu. Hiç yap alakası. Şöyle sen şu en gıcık olduğum seninle sohbetlerimizde en gıcık olduğum şey bu. Bazen oluyor bu böyle. Hani şöyle gidiyoruz. Bir anda İpek Yaman. oğlum bir şey soracağım. Okan Bölgen diyordun kanka. Ne Okan? Geçti lan o konu. Konu çok çatalandırıp kopuyoruz bazen birbirimizden. Osman gitme ayı. Çok da iyi örnekler veremedim, kusura bakmayın. Eşimi yeteri kadar rencide edemedim önünüzde. Özür dilerim. Eyes baby. O zaman arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Yine bu tarz size bir şey hani laf sorduk değil mi? Hissettiğiniz böyle ilginç garip duygular varsa yazın diye. Yok belli ki. Abi bu kadar var ya. Sıfır interaktivite ya. Sadece tüketiyorlar böyle, anladın mı? Komik videoydu. Bok gibiydi. Ses soldan geliyor. Ses soldan geliyor. Kız ses çok soldan. Kızı sustur. Abi biri şey diyor. Abi neden ses soldan geliyor? Ya lan belli. Hata lan işte. Hataysa düzelt lan şu hatayı artık. Düzelttim. Sonra yani yavrum. 15 yıldır devam eden bir hata mı? Tamam da kardeşim. Oğlum kaç yaşında insanlarsanız bu kadar TikTok story çekiyor. Sen story yapabiliyor musun? Ben story atıyorum. Renk orada bozuldu. Atıyorum. Story çektin. Yüzüne yansıma vermiş. Yapabiliyor musun? Dur düzelteyim. Hayır, ne lan bu? Sen böyle şeylerde biraz monkey. Güzel kardeşim. Yani. Monkey mi? Evet, maymunsun yani. Böyle işinin maymunusun sen. Kardeşim nasıl hayır. Nasıl düzeltemiyorsun anlamadım. Güzel kardeşim. Ha, benim kulaklığım. Bütün sesi iki kulağa da veriyormuş. Tamam mı?
O yüzden ben o ses formunu anlamadım bile. Sonra ses monoymuş, ses stereo yapmayı hani zaten çözdüm en direkt. Hani o hep yaşanan problemdi. Ben ilkini attım, saldım. İkincisi de unuttum. Hani biraz acele yapmıştım biliyor musun? Unuttum. Yoksa ben de şey değilim. Ben bir de videoları hiç kulaklıkla dinlemediğim için YouTube videolarını yani benim hatam. Milletin dinlediğini onu dedim yani ne olacak ki zaten telefondan açıyorsun. Hani işte bilgisayar açıyorsun zaten fark etmez yani her türlü geliyor kulak hoparlörden ses diye düşünüyordum. Öyle değilmiş kusura bakmayın videonun ama soldan geldiği için sesin. Bir o anladın mı? Soldan geliyor. Soldan geliyor. Ulan bir tane duygu yazıyor. Siktir git. Soldan geliyor amına koyayım. Soldan. Ya bir tane duygu bir şey konuşalım. Soldan geliyor abi bu arada. Kusura bakma soldan geliyor. Ve İpek abla sussun artık. Sadece bu ya İpek'e küfür. Bana da soldan geliyor. Bir de şey işte ha bok atarsın. Hayatta atmaz her hafta video. Yani sadece böyle bir köstek abi. Ya sırtı full tokat böyle, böyle kırbaç. Böyle içinde dönüyor. Masaya bir şey getireyim yok. Yok abi yok Allah korusun. Akıllara çıkıyor bir yardım falan ederler anladın mı? Böyle Allah bir konu falan fikir verirsin diye yok. Kendime burada uydurduğum konseptlere bak. Delireceğim mi? Tüketeceğim ben. Yemeğimi yerken. Şöyle video çeken kalmadı. Böyle bir video çeken bir tek ben kaldım anasını satayım. Bir de İlker Canikli değil. Ha? Kendini bana vurdurtmasın. Bir bilsem sen de seviyor musun? Yoksa gizindin mi kalpten kalbe? Sorgularım seni yanıltmasın. Sana iltimas bitmez bende ya. Sönsün. Şu bildin peki şu kız evet, grubunun evet. Şarkı söylerken. Evet. Sana bu geliyor. Bir de böyle darlamacı. Sonsuz albüm. Böyle bütün şarkı 4 dakika 20 saniye. Evet sen evet. Of. Sen de bu var abi bitiremiyorsun işte. Yeter bitir de artık hadi. Biz hiçbir zaman bitirmeyi bilemedim ben be Yaman'ım. Hadi uzatma. Ayıks. Mesela hiç. Belki de bazı şey bitsin istemedim. Ayıks. Hiç gerek yok. Üst gösterdin abi. Nasıl espriydi ama onu yapmıştım ya. Gülmüştük hep birlikte. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Dediğim gibi hiçbir de dediğim yaptığınız da yok ya. Aman zaten. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Hadi hoşça kalın. Hoşça kalın. Eyvallah.